Biz ayağa kalksak bütün mazlum coğrafyalar ayağa kalkacak. Bu birliktelik dünya mazlumlarına ümit olacak. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında yorumlarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, "Biz ayağa kalkmayalım" diye coğrafyamıza nifak tohumu atmaya çalışıyorlar. "Bizim bu nifak tohumlarına kardeşlik aşısı yapmak için bir görevimiz var" diyen Gök şunları söyledi. Zaman zaman yurt dışında bulunan insanım, genellikle de mazlum coğrafyalarda bulundum. Arakan'da bulundum. Bangladeş'te bulundum. Sri Lanka'da, Fas'ta, Nijer'de bulundum, Etiyopya'da, Habeşistan'da, Filistin'de bulundum, Kudüs'ü gördüm, Kosova'da, Balkanlar'da bulundum. Bunları şunun için söylüyorum, bu coğrafyalara gittiğiniz zaman özellikle İslam coğrafyasının nasıl darmadağın edildiğini, nasıl başsız bırakıldığını ve nasıl sömürüldüğünü yakinen görme fırsatınız oluyor. Yani dünyayı yaklaşık 150 yıldır, 200 yıldır yöneten bizim ecdadımızın dünya sahnesinden çekildiği günden beri dünyaya hakim olan güçlerin dünyayı bir sömürü ve zulüm sistemiyle yönettiğini daha iyi görüyorsunuz. Şimdi bundan kurtuluş ne diye sorduğunuz zaman bu coğrafyalarda, yani kim derleyecek, kim toparlayacak, bu mazlumların gözyaşını kim silecek sorusunu sorduğunuz zaman inanın bütün insanların gözü, kulağı, gönlü Türkiye'de. Bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi dönüp kendi ülkemize, kendi coğrafyanıza geldiğiniz zaman şunu daha iyi anlıyorsunuz. Yani bizi yıllarca sağcı solcu diye birbirimize düşürdüler. Alevi Sünni diye bizi birbirimize düşürdüler. Ve şu anda bir PKK belasını başımıza sarmışlar. Buradan bir Kürt-Türk kavgası çıkarabilir miyiz ümidini yaşıyorlar. İnşallah başaramayacaklar. Şimdi bunu niye yaptıklarını daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü biz ayağa kalksak bütün mazlum coğrafyalar ayağa kalkacak. Ve emperyalistlerin, siyonistlerin sömürüsü bitecek. Bunun bitmemesi için biz ayağa kalkmayalım diye bizim coğrafyamıza habire nifak tohumları saçılıyor. İşte bizim bu nifak tohumlarına kardeşlik aşısı yapmak gibi bir görevimiz var. Yani biz bunu başarmak zorundayız. Ve Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Çünkü 15 Temmuz bir ışık oldu bizim için. Yani Alevisi, Sünnisiyle, Kürdü, Türkü, Arabıyla biz bir yumruk olduk, hamdolsun. Bunun devam ettirilmesi lazım. İşte bizim bu birlikteliğimizden bir takım çevreler rahatsız oldular. Yani bu çevreleri biraz önce ifade ettim. Dünyayı parsellemiş, paylaşmış, bölüşmüş olan bu güçler bizim bu birlikteliğimizden rahatsız oldular. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi bu birliktelik dünya mazlumlarına ümit olacak bir birliktelik. Dolayısıyla bunu bozmaları lazım. Şu anda yeni oyunlar oynanıyor. Yani benim gördüğüm bu. Şimdi işte buradan yeni bir kardeş kavgası çıkarabilir miyiz? Coğrafyada bir mezhep kavgası çıkarabilir miyiz? İşte bizim bu oyunlara düşmememiz lazım. Biz Alevisi, Sünnisi kardeştir. Kürdü, Türkü, Arabı kardeştir. Yani biz Çanakkale'de aynı toprağa düştük. Omuz omuza çarpıştık. Birlikte şehit olduk. Biz Gaziantep'te yaşıyoruz. Gaziantep'te Şahin Bey ile Karayılan aynı toprağa düştüler. Şahin Bey Türktür, Karayılan Kürttür. Biz etle tırnağız, bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara müsaade etmememiz lazım. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Biz bu mücadeleyi destekliyoruz tabii sonuna kadar. Yapılması lazım çünkü vatanımıza kastettiler. Sadece bu bir yönetimi değiştirme, yani geçmişteki darbelere baktığınız zaman yönetimi değiştirmeye yönelik, ama bu direkt ülkemizi işgale açık hale getirme darbesiydi. Bir iç savaş projesiydi. Aslında biraz önce de ifade ettiğim gibi kendilerini yöneten emperyalistlerin emriyle yapılan bir şey olduğu için, yani coğrafyamızdaki yaşanan sancıların bizim ülkemize taşınması, kardeşin kardeşi öldürdüğü bir ortama ülkeyi sürükleme hareketiydi. Şimdi
bunda payı olan herkesin gerekli cezayı mutlaka alması gerekiyor. Bu arada temizlemeler, ayıklamalar yapılırken hata yapılmaması için biz yetkililerle defalarca görüşmelerimiz oldu. Basın yoluyla genel merkezimiz olsun, bizler olalım. Yani uyarılarımız oldu. Bir tek masumun bile canının yanmaması lazım. Onun için çok dikkatli olunması lazım dedik. Yani bunun da büyük oranda yapıldığını görüyorum. Yani bu iadeler de aslında bunun bir göstergesi bence. İşte yani inşallah hiçbir masum dışarıda bırakılmaz. Masum olanlar varsa bunlar da tekrar dönerler. Hala bekleyen varsa. Ama yani idarecilerimiz bu noktada hassas davranıyorlar. Ya ben bunu görüyorum. Gerek valilikler, gerek emniyetimiz bu hususta hassas bir çalışma yürütüyor. İşte peyderpey de iadeler oluyor. Bu iadeler de devam edecek herhalde.